Bir son dakikamız var. Çok özür dileyerek sözünü kesiyorum. Trabzonspor'un rakibi belli oldu çünkü. Molde oldu Bordo Mavili ekibin rakibi. Konferans ligi 3. ön eleme turunda Norveç temsilcisi Molde ile karşılaşacak Trabzonspor. Zor rakip. Molde zor Molde, rakip. Evet. Şeye bakmak gerek. Bence maç sayısı sezon ortalamış olabilirler. Ben kendi adım hani Galatasaray Östersund eşleşmesini hatırlıyorum Ergin. Östersund'un bir 15 maçı falan vardı. Ligin ortalamıştı. Galatasaray'ın çok daha alt seviyesinde bir takım olmasına çok net elemişti Galatasaray 2 maçta da. 2-0, 1-1. Hani 30 puanla lidermiş. 30 puansa minimum bir 15 maç. 14 maç. Lider. Evet. Hazırlar. Trabzonspor da şu an ligin hazırlık dönemini en iyi geçiren takımı. Yaptığı hazırlık maçı sayısı olsun, kadrosu olsun ama zor eşleşme onu söyleyelim. Evet, erken gerçekten başladı Trabzonspor hazırlığı ama tabii bu maç tekrarı çünkü yeni kurulan bir takım diyebiliriz Trabzonspor'a. Evet, transferler yapıldı, geçen seneden gelen bir iskelet var ama sonuçta ilk 11'e en az 5 tane 6 tane yeni oyuncu girecek. Bu bir takımın yarısı demek. Bunu da idmanlarla çok aşamazsınız. Yaptığınız maç yoğunluğuyla daha fazla özellikle resmi maçlarda bu alışkanlığı beraber kazanırsınız. Yani o kısa sürede hocanın o takımı ne kadar takım haline getirdiğinin bir şeyi olacak, yansıması olacak Molde maçı. Ama kura eşleşmeden önce hatta yaptığımız program vardı. Erdal abi, Erdal Hoş demiş ki ya Molde olmasın. Geçen sezonda ligi ikinci bitirmiş bu arada. Evet, ya iyi geçmişte takımdır. De Fenerbahçe. Evet. Fenerbahçe ile eşleşmiş. Ben soru sormuştum Lines'e. Fenerbahçe attığın gol Galatasaray transferine sebep oldu mu diye. Olmuş olabilir demişti. Çünkü öyle fark edilmişti. Sonra Beşiktaş'a bayağı yazılıp çizildi. Onun devre arasında Galatasaray'a gelmişti. Vitrin maçları oluyor tabii Norveçli oyuncular için de. İlk maç 5 Ağustos'ta Trabzon'da oynanacak bu arada. Onu da söyleyelim. Tabii artık deplasman golü avantajı da kalktı. Yok, bunlar artık da etkileyecek. Yani Trabzonspor seyircisiyle buluşacak. Ben bu sene her kulübün tabii ki Avrupa'da olmasını önemsiyoruz ama Trabzonspor şimdi o arenada, o kulvarda çok fazla olması gerekiyor. Çünkü biraz fazla uzak kaldı Trabzonspor. Yani lig serüveniyle birlikte Trabzonspor'un aslında en az lig kadar önem vermesi gerektiği. Yani Trabzon'un çünkü ekstra özel bir durumu var Süper Lig'de. Mesela son haftalara geliyor uzun süredir alınamayan şampiyonluk. Bunun dışında futbolu yönetenlerce adaletsiz davranıldığına dair Trabzonspor'un bir serzenişi vardır ya her zaman. Evet. Şimdi bunun böyle ispatlanacağı ya da bunun burada o adaletsizlik olduğunu düşüncesine karşı kendini göstereceğim bu bir yer, bir arenadır aslında Avrupa arenası. Evet. O yüzden ben Trabzonspor'un... Bütün takımlar için de bu hepsi geçerli. Öyle, hepsi öyle ama dediğim gibi Trabzonspor'un bu konuda ayrı bir serzenişi olduğu var, için. Evet, orada onu böyle bir gösterecek arenadır yani Ergin, Avrupa. Biz seninle aynı jenerasyonuz. Ben Galatasaraylı olduğum için demeyeyim. Galatasaray'dan sonra benim çocukluğumda hatırladığım Avrupa başarı Trabzonspor'u. Tabii o büyük ormanlar falan değil mi? Barcelona, Lyon, Hamdi Hoca atmıştı hatta. Aston Villa vardı. Aston Villa, çocukluğumda çok evet, var Trabzon'un evet, Avrupa başarısı. Dediğin doğru, bayağı uzak kalındı. Yoksa Şampiyon Ligi serüveni de fena değildi. Inter'i evet, evet, yendi evet, ama Avrupa Ligi'nde mesela iz bırakması gerekir de. Çok başarılar diliyoruz Trabzonspor'a. İlerleyen dakikalarda konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi Berkan Kutlu'nun bir videosu var demiştik. Galatasaray'ın yeni transferi. Sarı Kırmızılı ekibin paylaştığı o videoya bakalım şimdi. Gezal'a şimdi içeriye kat etme rahatlığını veren bir şey vardı. Çünkü o kademesine giren, o koridoru komple kullanabilen bir Rozier var. Bununla beraber ikiliye bir üçlü daha ekleyeyim ben size. Josef. Çünkü evet, Gezal içe kat etti. Şimdi biraz teknik taktik işler olacak ama Rozier bindirdi. Bak Josef en fazla ve en iyi yaptığı şey o şemsiye gibi açılarak kademelere girmek. Melo özellikle bunu çok yapıyor Ergin. İşte bu yüzden özel oyuncular. O bölgenin bu işleri yapabilen adam seni bir yere götürüyor. Takımı bir yere götürüyor. Orada süpürme dediğimiz işi yapabilen adam var şimdi. Josef, Rozier ve Gezal'ı ben üçlü olarak birlikte düşünüyorum. Yani Beşiktaş'ın da bu üçlüyü koruyor olması Sergen Hoca'nın yine bu sene en çok elini rahatlatan şeylerden biri olacak. Tabii bir de önemli şey şu. Gezal çok tempolu bir oyuncu değil. Yani daha klas bir ayak. Hani kademe anlayışı, savunma anlayışı, güç falan bunlar da değil. Üretken bir adam, rakip yer alanda üretken bir adam. Ama bize yeni futbol ne söylüyor? Çok sık maç, çok 3 günde bir maç ve sürekli ayakta kalacak, fizik gücü iyi, temposu iyi oyuncular istiyor futbol. Artık koşu mesafeleri şu bu değil mi? Çok ilerlere gitti bundan 5-6-10 yıl önceye göre. Şimdi böyle olunca Rozier gibi dinamik, geçen şey benzetmesi yapmıştım ona. Roadrunner benzetmesi yapmışım. Bip bip diye bağırıp gelip gidiyor diye. Şimdi
Bu her teknik adamın elini rahatlatan bir şey. Bir de bunun dönemeyenleri var. Gidip dönemeyenleri var. Bunu çift yönlü yapabildiğiniz zaman zaten çok kıymetli bir adam olup çıkıyorsunuz. O yüzden Beşiktaş için zaten Rozier'i, Gezal'ı, hadi Rozier'i diyeyim yani elinde tutmak bence elzemdi. Aynı zamanda bonservis ücretini de önümüzdeki seneye bırakıyor olmak limit açısından da ciddi rahatlatıcı bir durum. Joseph etkisi çok doğru. Şu çünkü Ergin genelde önlü bir olarak stoperin arasına çok girer. Evet. Benim sevdiğim tarz değildir. Örnek Mehmet Topal. Topal'ır oradan. Okay, evet. Yokuşla mesela. Benim hoşuma gitmeyen önlü. Ama Joseph Melo bu kadar değil. Tam aksine beklere çok yardım ediyor. İyice oyun bütünlüğü sağlıyorlardı. Bir de şimdi hocalar şeyi seviyor. Fatih Hoca da çok derdi. Sergen Hoca da bunu çok seviyor. Şimdi istiyor ki Ensakala, Rıdvan oradan rakip bayrağı kadar insin. Rozier buradan bayrağa kadar insin. Bu bir risk oyunudur aynı zamanda. Ama bu risk oyunu arkada bir sibop, bir sigorta, bir güvence, rahatlatıcı bir şey olacak ki eliniz rahat etsin. Dikkat et, Beşiktaş oyunu önde oynamasına rağmen çok fazla yakalanmıyordu. Bunun yakalanmama sebebi de hani orta alanda o can kurtaranların kademeleri Atiba'yla, Joseph'le o boşlukları hemen kapatmasıydı. O yüzden o şeyi bozmamış olması. Bir de bir stoperin hakkını teslim edelim. Çok eleştirdik. Ben de eleştirdim. Rio ve maçı, sezon başı. Wellington'da bence tabii. Türkiye Ligi için inanılmaz o sistemi işleten stoper. Yani kalite değil ama önde baskıyı müthiş yapıyor. Wellington olduğunuz zaman, tamam Şampiyonlar Ligi'nde Wellington o kadar açılamaz öne. Yani. O da cezayı keserler ama bizim ligde Sergen Hoca'nın sisteminin işlemesi de bence Wellington'da çok önemli bir katkısı oldu sezonun ikinci yarısında özellikle. Bundan sonrasında herhalde Beşiktaşlar epey bir rahatlayacaklar. Bitmez diyorsun ama işte Alex tezahüratlarını yaptılar. Sonra forvet. Sonra forvet. Ama herhalde şöyle Rozier'in gelişiyle epey bir rahatlamışlardır. Ya şimdi lazım olan transferler tabii ki talep edecek. Ben bu mesela Alex ya da forvet talebi elzem bir talep. Şimdi gidiyoruz herhalde. Bir mesajı gidelim. Var. Beşiktaş'ın resmi hesabı Rozier'den bir mesaj yayınladı dakikalar önce. Hemen onu bir getirelim. Bakalım Valentin Rozier ne söylemiş. Beşiktaş'ın çocuğu geldi. Beşiktaş'ın çocuğu geldi. Beşiktaş'ın çocuğu geldi. Beşiktaş'ın çocuğu geldi. Beşiktaş'ın çocuğu. Çok güzel olmuş gerçekten. Bu kendi yaptığı paylaşım vardı, Beşiktaş'ın çocuğuyum diye. Artık bu dillerde slogan oldu. Herkes paylaşmaya başladı. Ve zaten nitekim Beşiktaş'ta oynayacağı da onun aslında kendi beyanıyla netleşmişti. Beşiktaş Kulübü iletişimi de böyle bir paylaşım yapmış. Ve daha neler olacak merak ediyorum ben. Enteresan böyle sıcak bir hoş geldin olmuş böyle. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya şöyle... Sen istersen. Yok yok. Tabii her taraftar sever bu tarz oyuncuları. Çünkü bu gösteri... Havalimanına gidiyoruz çünkü Rozier çıkıyor. Kendi tabiriyle Beşiktaş'ın çocuğu geliyor. Valentin Rozier'e geliyor. Tüm teklifleri reddederek Beşiktaş'la 4 senelik sözleşmeye imza atmaya geliyor Valentin Rozier. Yüzlerce, binlerce Beşiktaşlı futbol sever Valentin Rozier'i görmeye adına bugün İstanbul Havalimanı'na geldi. Bavulları yavaş yavaş çıkıyor. Beşiktaşlı futbol severler buraya Fransızca bir pankart açtı ve dedi ki evine hoş geldin Valentin Rozier. İşte ben Beşiktaş'ın çocuğuyum diyen Valentin Rozier Beşiktaşlı taraftarların karşısında. Valentin Rozier. Valentin Rozier burada. Beşiktaşlı futbol severleri karşılamaya, onlara dokunmaya, onları hissetmeye geliyor. Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum dedi. Türkiye'den teklifleri, Avrupa'dan birçok teklifi reddetti. Kendi maaşından bir bölümünü Sporting'e verdi ve Beşiktaş'ı tercih etti. Fransa'da doğdu, Beşiktaş'ta oldu Valentin Rozier sesleri. Beşiktaş'ın ikinci Pascal Numa'sı İstanbul Havalimanı'nda. Belki de transfer döneminin, yaz transfer döneminin en fazla ses getiren, git geliyor.